vardı. Hem korumalıyız hem de geliştirmeliyiz şeklinde bir düşünceyle ekoturizmin bu alanda, doğa turizminin, kültür turizminin bu alanda geçerli olabileceğini de varsayarak. Yüksek olacak ki buradan yuvaları görsek. Bu yüksek. Yüksek mi? Yüksek. Bak şöyle en dümdüz yap. Abi yüksek. Ha, evet orası yüksek. 3-4 metre. Zaten yüksek olmasa leylekler buradan uçtuğunda ona vurmaz. 2016-2017 yılında Beyşehir'de Birleşmiş Milletler'in bir hibesiyle bir proje başlatmıştık. Bu proje özellikle Beyşehir Gölü'nün ve çevresinin korunması ve geliştirilmesi ve tanıtılması ile ilgiliydi. Bununla birlikte öncelikle Yeşildağ'daki Leylekler Vadisi'nde leyleklerin korunması, sorunlarının çözülmesi ve o alanın tanıtılmasına yöneldik. İki tepesinde gene leyleklerle ilgili sorunların çözümü için, acil önlemlerin alınması için ve onların korunması için bir proje yazdık. Bu projemize Kasım 2018'de başladık. Şu anda Beyşehir'de hem yerel yönetimlerle hem merkezi idareyle hem STK'larla ve diğer kuruluşlarla ön görüşmelerimizi yaptık. Dolayısıyla da arazi geziyoruz şu anda. Arazide de Leylekler Tepesi'nin sorunlarını izliyoruz. Burada leyleklerin elektrik tellerine takılarak ölümleri var maalesef. Dolayısıyla kuruluşlarla temas edip bu elektrik tellerinin izolasyonunu sağlamamız gerekiyor. Bir gözlem kulesi yapacağız yine Leylekler Vadisi'nde olduğu gibi. Hem fotoğrafçılara hem de kuş gözlemcilerine iyi bir olanak olacak. Aynı zamanda bir kamera kuracağız. Tüm dünyadan leyleklerin üremesi, yavruları bu kamera vasıtasıyla belediyenin web sayfası üzerinden izlenebilecek. Adaköy leylekleri bir misafirper olarak kabul eder. Misafiriz, leylekleri misafir olarak görürüz biz. Çok harika olarak bekleriz. Bunların Mart ayında gelmesi, Ağustos ayında göçmesi bizim bir sembolümüzdür. Adaköy'ü bir sembolüdür.